Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce öğretmenlik haricinde de başvurabileceğiniz yerler olduğundan bahsetmiştim. Birkaç arkadaşımız sordu. Şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Eşimle beraber o atanamadığımız süreçte biz de bunlardan bazılarına başvurmuştuk. Bazılarınız düşünüyordur. Ya bir yerden başlayayım hocam. Hani daha sonra öğretmenliğe geçebilirim tarzında şeyler. Ben de öyle düşünmüştüm ve başvuru yapmıştım ama hiçbir yere girememiştim. Neyse o ayrı konu. Benim öğretmen arkadaşlarımdan bir tanesi o şekilde gelmişti mesela. Normalde bir yere atanmış, normal memur olarak. Orada göreve başlamış, 2 sene falan görev yapmış. Sonrasında öğretmen olarak atanmıştı ve öğretmen olarak devam etti meslek hayatına. Ya mesela işte ilk önce genel bu ilanları nerede bulacaksınız bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da özel olarak bazılarının özel kendi siteleri var. Bunları nereden bulacaksınız? Hani kendi bildiklerimizden bahsedeceğiz bu arada. Bunların haricinde de var olan siteler tabii ki vardır. Yani biz bildiklerimizi söyleyelim. Evet, biz kendi başvurduklarımız ve bildiklerimizden ve hani girmiş olan arkadaşlarımız var. Bunlardan bahsedeceğiz tabii ki. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakarsınız hani ekmeğiniz buradadır. Yani evet, her şey gönlünüzce olsun. Doğduğun yer değil, doyduğun yer derler yani. Evet. Evet arkadaşlar, gelin hadi beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi birincisi genel ilanların yayınlandığı, yani memurluk ilanlarının yayınlandığı devlet siteleri var. Bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim. Bunların haricinde de yerleri vardır. Daha sonra iki tane de özelden bahsedeceğim. Farklı siteler var ya bu tiplerde onlardan. Ve daha sonra da özel özel hani bu memurlukların yayınlandığı sitelere gireceğim. Şimdi arkadaşlar birincisi İşkur'un üzerinde bu tip ilanları görebiliyorsunuz. Nerede görebiliyorsunuz? Ana sayfadan kamu memur alım ilanlarını tıkladığınız zaman bakın burada istemediğiniz kadar kalkınma ajansı, belediye, işte hava meydanları işletmesi, kalkınma ajansı, ölçme de seçme işte vesaire ÖSYM vesaire gibi pek çok ilan görebiliyorsunuz. Bunları girdiğiniz zaman özel şartlarını burada görebileceksiniz. İşkur'un bu benzerinde ne var hocam? İlan.gov.tr var arkadaşlar. Burada şurada yazdığı gibi icra, ihale, tebligat ve personel alım ilanları var devletin. Burada arkadaşlar akademik personel alımları, işte akademik ilanlar, normal işçi, memur vesaire alımları bakın gördüğünüz gibi burada listeleniyor. Tabi bunlarda hani bunlar da sonuçta insan yapımı şeyler. Hani hepsinde aynı ilanlar yok. Eksik olan şeyler de var. Biraz sonra hani farklı sitelerde de gireceğim göreceksiniz. Arkadaşlar iki tane de hani özel sektörün sitesinde göstereyim size. Memurlar.net'in ilan sitesini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Burada pek çok şeyi görürsünüz. Hani bu araştırmaları yaparken internette işinolsa.com diye bir site de gördüm. Bunlarda da kamu ilanlarını yazmışlar. Bu iki sitede hani gözüme çarptı. Bunları da göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bugün gözüme çarpan çok özel bir site. Yani daha önce de bildiğim hani ilan çok güzel yani. Benim mesela bir arkadaşım buna girmişti bizim KPSS'ye çalıştığımız süreçte. Ceza ve Tevkif Eylemleri Genel Müdürlüğü'nün sitesi. Arkadaşlar bu cte.adalet.gov.tr sitesinde hani gardiyan alımları, katip alımları, idare memuru alımları oluyor. Bunların hepsini bu arada hani videonun altına linkleri bırakacağım. Bakın şu anda hali hazırda 11 Aralık 2020 tarihine kadar devam eden 400 idare memuru öğrencisi alımı var. Bunlardan 300'ü erkek, 100'ü de kadınmış arkadaşlar. Aynen. Ve en önemli hani benim hoşuma giden şart en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte mezunu diyor. Yani öğretmenlik mezunu da olsan, işletme mezunu da olsan, maliye mezunu da olsan istediğin bölüm mezunu olabilir. Evet, hepsinden mezun olan bir kişi P3 puanı olduğu sürece, 2020 P3 puanı olduğu sürece buna başvuru yapabiliyor. Bence süper evet, bir şey. Bence de çok güzel. Yani girdiğin zaman idare memuru olmuş oluyorsun. Yani müdürlüğe doğru gidiyorsun yani. Bunu bence ben olsam başvururdum. Yani ben başvurmuştum hatta atanamadığım süreçte. Yani şartları güzel. Bunu da almadılar beni. P3'ten en az 70 almanız gerekiyor arkadaşlar. 70'in üzerinde aldığınız zaman başvuru yapabiliyorsunuz. Yani şartlarına bakarsınız artık, merak edenler bakar. Burada değişik ilanlarını da görürsünüz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfam TÜBİTAK'ın sayfası. TÜBİTAK'ın arkadaşlar kendine özel bir kariyer sitesi sayfası var. kariyer.sage.tubitak.gov.tr diye. Burada bakın TÜBİTAK'la alakalı ben daha önce girdim baktım. Acaba benim girebileceğim var mıdır diye. Bazı eksiklerim var yani bunlara göre.
İşte bakın mesela son şeyde 40 kişi alımı yapacaklarmış. Ondan önceki ilanda 50 kişi. Mesela bize en yakın olan hani öğretmen arkadaşlarımızı mesela matematik mezunlarını almak için hani onları da alabiliriz diye şey yapmışlar. Yani Yani ben başvurabiliyorum o zaman. tabii sen de başvuru yapabiliyorsun. Ama hani bunda işte farklı şartlar da oluyor. Mesela diyor ki işte şu programı biliyor olmak diyor mesela. O tarz değişik şartları da olabiliyor. İlgilenen arkadaşlar inceleyebilirler. Yani bölüm mezunu arkadaşlar, fen edebiyat mezunu arkadaşlar bunda tabii daha şanslı diye düşünüyorum. Yani mesela ama bazı alanlarda da demiş ki işte hani matematik eğitimi mezunu da olabilir ama atıyorum matematikte yüksek lisans yapmış olmak mesela. Yani o tip şartlarda görebilirsiniz. Neyse bunlara da bir bakarsınız arkadaşlar. Bunların haricinde biz atanamadığımız dönemde bankalara da bakmıştık. Ben de bakmıştım. Eşim Evet, de ben de düşünmüş. baktım. Yani sonuçta hani devlet bankaları var biliyorsunuz. Ziraat Bankası, Halk Bankası. Vakıf Bank var. Evet. İş Bankası'nı da bir miktar düşünebiliriz. Bunlarda da zaten bunların haricindeki özel bankalar da gayet sağlam. Yani bunları da hani düşünülebilir. Ben de gidip girmiştim sınavlarını. Onlar da almamıştı beni. Beni düzenli olarak kimse almadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Allah razı olsun. Neyse. Mesela Ziraat Bankası'na girdim arkadaşlar. Google'dan yazdım işte Ziraat Bankası iş başvurusu diye. Mesela bakın burada işte teknoloji uzman yardımcısı alıyorum diyor. Ben baktım mesela gene işte istatistik mezunu, matematik mezunu mesela veya işte dediğim gibi farklı bölüm mezunları bunlara başvurabiliyor. Ben fizik eğitim mezunuyum, ben bile başvurmuştum yani. Mesela benim bir istatistik mezunu arkadaşım vardı. Bizim atandığımız dönemde o girmişti mesela hani uzman yardımcısı olarak. Bu tip hani siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Bankaları da düşünebilirsiniz yani. Mesela Ziraat Bankası'nın sayfası dediğim gibi. Bir sonraki arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı'nın da yani askeriyenin de bir alım sayfası var. Haberi olanınız vardır, haberi olmayanınız vardır. Bu aralar bir ilan duydum ben de. Hani oradan aklıma geldi bunu atmak. İlahiyat mezunu arkadaşları alacakmışlar. Sen duymuş muydun Yok, İlknur? ben duymadım. Evet, moral subayı olarak alacakmışlar. Bayağı da yüklü bir alım yapacakmışlar. İlahiyat mezunu arkadaşımız varsa aranızda başvurabilirsiniz arkadaşlar. Yani incelersiniz siz de hani buradaki şartları vesaire. Şöyle işte buradan hani bakarsınız arkadaşlar artık şartlarını. Burada genel bilgiler var. Şu sağ tarafta da personel teminiyle alakalı hani artık şuradan şeyler yapılacak. Siz de buradan incelersiniz bunları. Personeltemin.msb.gov.tr. Bunların hepsinin linklerini dediğim gibi aşağı bırakacağım arkadaşlar. Aslında çok güzelmiş. Evet, güzel bir şey yani. Ama tabii hani bu hani subay olmak isteyen arkadaşlarımıza ideal bir şey. Artık hani tabii siz derseniz ki dediğim gibi hani ben bir yerden başlayayım yeter ki sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Burası vakıfilan.aileveçalışma.gov.tr. Şimdi bu ne? Arkadaşlar ben şu anda giremedim bunu ama öğleden önce girmiştim. Neyse çok önemli değil. Bu da şu arkadaşlar. SYDV diye bir şey var. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı. Bileniniz biliyordur. Yani devletimsi diyeyim. Ben başvurmuştum zamanında bunu. Onlar da almamıştı tabii ki. Bunlar da her ilçede kendisi alım yapıyor. Her ilçenin de bu vakfın kendi şubeleri var. Yani devletle ortaklaşa çalışan bir şey. Artık hani ne desem bilmiyorum. Devletle ortaklığı mı var? Yani nasıl bir şey? Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın sitesi zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ne alıyorlar? Büro elemanı alıyorlar. İşte sahada koşturacak personel alıyorlar. Yani memur gibi oluyorsunuz ama tabii tayinleri daha zor olabilir bunlarda. Dediğim gibi ilçe bazında alım yapılıyor. Bunların da şeylerini, başvurularını kendi sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Vakıfilan.ailevecalisma.gov.tr dediğim gibi sitesi, dediğim gibi linklerini aşağı bırakacağım. Siz de incelersiniz. Kızılay'ın şeyleri var. Biliyorsunuz Kızılay'da devlet, yani devlet timsi diyeyim yani kamu özel ortaklığı mı artık nasıl Evet. bir yapısı var tam bilemiyorum ama devlet gibi geliyor bana öyle diyeyim yani ya da Kızılay'ın da gördüğünüz gibi İşte doktor, psikiyatrist, işte çağrı merkezi operatörü, acil yardım ve afet uzman yardımcısı vesaire gibi pek çok alımları var. Bunları da Kızılay'ın kendi kariyer sitesinden başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Başvuru.kızılaykariyer.com.
incelersiniz merak eden arkadaşlarımız. Farklı şehirlere alımları var. Artık hani dediğim gibi hani düşünen arkadaşlarımız inceleyebilirler. Ben de dedim kendi Kızılay'ın varsa Yeşilay'ın neden olmasın? Hani kusur kalmaz diye düşündüm. Yeşilay'ın da varmış arkadaşlar. Ama Yeşilay kariyer diye değil, yeşilay.org.tr'nin üzerinde bir kariyer sayfası var. Burada başvuru kısmında diyor ki CV'lerinizi kariyer@yeşilay.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz diyor. Artık hani düşünen arkadaşımız olursa bakarsınız. Ve arkadaşlar bunların haricinde bir de belediyelerin kendi personel alımları oluyor. Ben bu kariyer İBB sitesi ilk çıktığı zaman bununla alakalı 3-4 tane video yapmıştım. Bunların linklerini de bırakırım aşağı. Tabii ki İstanbul hani biliyorsunuz ülkemizin en büyük, çok büyük, felaket evet. büyük şehri. O yüzden hani felaket derecede personel ihtiyacı oluyor. Tabii ki tahmin edersiniz ki onun için kendileri site yaptılar. Bu yakın yıllarda diyeyim. 2 sene falan oluyor herhalde. Evet. Yani biz de bunun videosunu çekmiştik. Evet. Bununla alakalı birkaç video çektik evet. hatta. Siz de incelersiniz bu videolarımızı merak eden arkadaşlarımız. İstanbul'da yaşayanlarınız veya yaşamak isteyenleriniz kesinlikle vardır diye tahmin ediyorum. Düşünülebilir arkadaşlar. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hani personel alımı bence güzeldir diye düşünüyorum. Mesela yakın arkadaşımızın eşi belediyenin bir yan kuruluşunda öğretmen olarak çalışıyordu ve memnundu evet. mesela. Uzun zaman çalıştı. Şimdi yeni atandı. İşte atanırken bıraktı oradaki işini. Sonuçta belediye yani diye düşünüyorum. Artık bir incelersiniz arkadaşlar. Tabii ki sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mi var? Hayır. Başka diğer belediyelerinde vardı. Evet, ben de o zaman dedim ki hani en azından 3 büyük şehri bir inceleyelim. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'ninki izmir.bel.tr burada işte CV bankası yeni başvuru kısmından artık CV'nizi oluşturup buraya yeni başvurular yapabiliyorsunuz. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'ninki dediğim gibi gene yalnız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hani İstanbul ve İzmir'deki gibi öyle bir hani başvuru kısmını ben göremedim. Duyurular kısmında gördüm sadece. Bunun gibi arkadaşlar hani ilçe belediyelerinin, il belediyelerinin çeşit çeşit bir sürü vardır. Yani bunlara artık bu tip hani belediyelere falan başvuru yapmak için onların kendi sitelerine girip oradan başvuru yapmanız lazım. Evet. Bence gayet de güzel. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Hani Allah bir an önce işinize kavuşmayı nasip etsin inşallah. Tabii ki ülkemizde biliyorsunuz hani belli bir yaşa gelince mezun oluyoruz üniversiteden ve hani bizden beklentiler oluyor. Bu anlamda sizleri çok iyi anlıyoruz. Biz de yaşadık aynı şeyleri. Evet. O yüzden hani size bu anlamda bir yardım olur diye düşündük, istedik, hayal ettik. İnşallah aranızdan hani bir kişi bile girse çok memnun oluruz. Yani böyle bizim hani yol göstermemizle, vesile olmamızla diyeyim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bay bay. Görüşmek üzere.